Herkese merhabalar. Arka bahçem kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok pratik bir yemek tarifi hazırladım. Tam bir kış yemeği olan haşlama yapacağız. Buyurun, yapımına geçelim. Yemeğimizin yapımına etimizi pişirerek başlayalım. Düdüklü tencereye bir tatlı kaşığı kadar tereyağını alıp üzerine 400 gram kadar irice doğranmış dana etini ekliyorum. İsterseniz kuzu eti ya da tavuk etiyle de bu yemeği yapabilirsiniz. Tavuk etiyle bu yemeği yapmak isteyenler yorumlar kısmından bana yazsınlar, onlara tarifi veririm. Eti tencereye ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum ve 5 dakika kadar eti bu şekilde kavuruyorum. Etimizi mutlaka bu şekilde kavuralım, çok daha lezzetli oluyor. Etleri 5 dakika boyunca kavurdum. Bu kıvama geldikten sonra içerisine 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika boyunca pişiriyorum. Benim düdüklü de etler 15 dakikada pişiyor. Sizler kendi düdüklünüzün pişirme durumuna göre dakikasını ayarlayabilirsiniz. Etler pişerken biz de hemen diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Tarifimizde sebze olarak patates ve havuç kullanacağım. 3 adet havuç ve 3 adet patatesi güzelce soyup yıkadım ve hazırladım. Hem patatesler hem de havuçlar küçük boy. Bunu özellikle belirtmek istedim. Havuçlardan küçük olanını rendenin ince tarafıyla rendeleyeceğim ve diğer sebzeleri de küp küp doğrayacağım. Aynı boylarda doğramaya özen gösterelim. Ve sebzelerimi hazırladım. Şimdi hemen pişirmeye başlayalım. Uygun bir tencereyi ocağa alıp içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ve rendelemiş olduğum havucu da ekleyip 3-4 dakika boyunca havucu kavuruyorum. Bu yemeği yaparken mutlaka bir adet havucu rendeleyip bu şekilde kavuralım. Yemeğimizin rengini güzelleştiriyor. Havucu güzelce kavurmamız gerekiyor. E, dikkat edelim kavururken de yakmayalım. Bu sefer de kötü bir görüntüye neden olur. 4 dakika boyunca havucu kavurdum. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un ekliyorum. Bu aşamada ocağın altını kıstım. Hem havuçlar hem de yağ çok sıcak olduğu için unu yakmaması adına bu aşamada ocağın altını kısalım. Unu ekledikten sonra 1 dakika kadar unla beraber kavurmaya devam edelim. 1 dakika kadar kavurdum. Şimdi içerisine doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Havuçları ekledikten sonra da yine havuçlarla beraber 1 dakika kadar daha kavuralım. Havuçları da 1 dakika kavurdum. Şimdi de içerisine patates ilave edeceğim. Özellikle sizlere dakikalarını da belirtiyorum. İlk defa mutfağa girip yemek yapacak olanlara fikir olması adına bunu yapıyorum. Bilenler zaten biliyor ama benim amacım bilmeyenler için. Patatesi ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştırıyorum. Bu arada dilerseniz bu malzemeleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Vermiş olduğum bu ölçülerden toplamda 5 porsiyon yemek çıkıyor. patatesleri de ekledikten sonra yine 1 dakika kadar kavurdum. Şimdi içerisine pişmiş olan etleri ve et suyunu ilave ediyorum. Yapımı aslında bu kadar kolay. Etimizi önceden haşlayıp sebzelerimizi güzelce kavurduktan sonra et ve et suyunu ilave edip pişmeye bırakıyoruz. Gerçekten yapımı hem pratik hem de çok lezzetli ve şifalı bir yemek. Et suyunun dışında ekstradan bir su bardağı daha kaynar su ilave ettim. Şimdi karıştırıp tuzuna bakacağım. Eti pişirirken 2 çay kaşığı tuz ilavesi yapmıştım. Bu aşamada tadına bakıp tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben tekrardan 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim ve baharat olarak da sadece yarım çay kaşığı karabiber kullandım. Sizler daha farklı baharatlar da kullanabilirsiniz ama bu yemeğe sadece karabiber yakışıyor karabiberi de ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ve yemeğimi 25 dakika boyunca pişirdim. Şimdi sebzelerin pişip pişmediğine bakacağım. Eti zaten önceden pişirmiştik. E bu arada bazı sebzeler geç pişebiliyor. Böyle bir durumda baktınız yemeğin suyu azaldı ve sebzeleriniz pişmemiş. Tekrardan üzerine kaynar su ilave edip pişirmeye devam edin. Ben kontrol ettim. Havuç güzel bir şekilde pişmiş. Havuç pişmişse patates de pişmiş demektir. Yemeğimiz hazır. Ocaktan almadan hemen önce üzerine maydanoz gezdiriyorum. 4-5 dal maydanozu ince ince kıydım. E, yemeğin üzerine bu şekilde gezdirdim. E, çok yakıştığını düşünüyorum. Şimdi yemeği ocaktan alıyorum ve servis tabağına alacağım. Bu yemeği mutlaka kaydedin ve deneyin. Gerçekten yapımı çok pratik, çok lezzetli tam bir kış yemeği. Bu arada dilerseniz içerisine 1-2 diş sarımsak da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler yemeğin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün de sizlere hem çok lezzetli hem besleyici hem de yapımı oldukça pratik olan bir yemek tarifi hazırladım. Tam bir kış yemeği ve şifa deposu. Şimdiden bu yemeği yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.